Şimdi e, yeni oyların artırdıklarını söyledi ama şunu da göz ardı etmeyelim: 3 milyon yeni seçmen, özellikle de genç seçmen e, bu dönemde oy kullandılar. Yani <laughs> oylar yerinde saymadı. 3 milyon yeni seçmen. Bu 3 milyon yeni seçmenin kaçta kaçın oyunu aldığını da e, herkes tarafından iyi analiz edilmesini Baykal. E, Bunu niye okuyacaksınız Baykal'ın sözünü? Ya yani şey dedi. E, hiçbir zaman biz. Ben cemaat demiyorum. Ben paralel yapı diyorum. Eee cemaati <laughs> e... niye yani... Niye gülüyorsun Ama bir dakika şunu neden <gülüyor> biraz gülüyor? evvel söylediğim ama sözü söyleyeceğim. Ama yani bakın, 11 sene evli kalmış karı koca ayrıldıktan sonra birbiri hakkında böyle evet, çirkin güseysizliğe çirkin ithamlarda verilmez. Onlara ben, bakın. Ben onlara ben, ben şeye girmiyorum. Karı koca muhabbetine girmiyorum da şunun için gül müsaade ederseniz yani. açıklayayım. Ya bir Geçen televizyon yani. programında da söyledim. Siz 17 Aralık'tan önce sizin metinler olarak cemaatle ilgili söylediğiniz o kadar övgü dolu sözler Biz var ki hoca efendi bilgi adamdır diyorsunuz. Takip ediyoruz. Sizin sözleriniz var. Şimdi de paralel yapı Brütüs diyorsunuz ihanet diyoruz. İhanet etmediği sürece en yakınındaki en değerli kişidir. Ama Brütüs olduktan sonra onun hiçbir değeri yoktur. Fi tarihinde söyle. Onun da fi tarihinde başbakanımız için söylediği şeyler vardır. Sonradan söylediği şeyler vardır. Oraya girmeyelim. E fi tarihinde de o zaman Deniz Baykal'ın söylediği şeyler vardır. Ama oraya girmeyelim deyip oraya girersen. Ne Baykal ne, ne söylediğini cemaat. Söyler misiniz? müsaade edin. Edin. Tabii müsaade ediyorum bir dinleyin ya cevap CHP'yi savunmayacaksan savunma zorlama o kadar kendini. Ya şimdi bak. bak. Baykal, nereye, nereye, nereye Baykal diyor. diyor ki. Okuyalım. 10 yıl Türkiye kuşatıldı diyor. Evet. Cemaat eleştirisi yaparken. Evet. Bu cümle bizzat kendisine ait. Okuyun da cevap vereyim. <laughs> ne, ne söylemiş? Bu, e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da altında imzasın oldu. CHP'nin grup başkan vekili sıfatıyla Sayın Baykal döneminde Vermiş olduğu soruşturma önergeleri var. Soru önergeleri var. Fethi'nin yurtlarında, evlerinde bilmem ne tür e, şeriatçı, dinci yayınların, fesat bilmem nelerin bunların soruşturulması ve gereğin yapılması için. Baykal ne demiş? Oraya bir geri dönelim. Biz onu okuyacağım dediniz ama. Ya ben so okudum. Ama direkt. ne okudunuz Sayın Metin Lütfen iddia Fet var diyorsunuz. Fethi'nin Fethullah Gülen cemaatine evet. göndermede bulunarak Türkiye'nin 10 yıl kuşatıldığını söylüyor ve bu kuşatılma karşısında da iktidarın seyirci kaldığını hatta desteklediğini söylüyor. Güzel. Bu yerin dibine batırmak mıdır, göğe çıkarmak mıdır? Onun takdirini Türkiye toplumuna bırakıyoruz. Güzel.